Riski önümüzdeki seçimlere damgasını vuracak polemiklerin başında muhtemelen Cumhurbaşkanlığı Sarayı olacak. Hem muhalefetin tavrı hem de hükümetin tavrı bunu gösteriyor. Sevgili seyirciler, sıra zehirli ayakkabılara geldi. Son zamanlarda eğer ayakkabı aldıysanız, çoluğunuza, çocuğunuza, kendinize çarşıdan, pazardan ayakkabı aldıysanız lütfen şimdi göstereceğimiz görüntüleri dikkatle izleyin. Zira bakanlık iç piyasaya sürülen kanserojen ayakkabıların görüntülerini yayınladı. Son dönemde aldığınız ayakkabıları lütfen şimdi izleyeceğiniz görüntülerle karşılaştırın. Şüphelenirseniz de hemen Tüketici Derneği'ne başvurun. Peki bir ayakkabının zehirli olduğunu nasıl anlayacaksınız? İşte Kanal D Haber Ankara'da ayakkabı testlerinin yapıldığı TSE laboratuvarına girdi ve işin uzmanına bu soruyu sordu. Bu elimde tuttuğum zehirli bir ayakkabı. Geçen hafta bu laboratuvara geldim. İşte o laboratuvar. İşte o zehirli ayakkabılar. Laboratuvar analizleri yapılmadan gözle görülüp anlaşılabilecek bir durum değil. Günlerdir konuşulan, herkesin merak ettiği zehirli ayakkabıların fotoğrafları da ortaya çıktı. Bu ayakkabılara benzeyen, ayakkabı aldığını düşünen vatandaşlarımız varsa bunlar emin olmak için o ayakkabıları getirsinler bize. Kanal D Haber de ayakkabılarda zehrin nasıl tespit edildiğini görüntüledi TSE laboratuvarlarında. Önce ayakkabı numunesi geliyor, parçaları ayrılıyor. Daha sonra işte bu küçük parçalarda bu tüplere koyuluyor, makinalara yerleştiriliyor ve en geç 3 gün içinde sonuç belli oluyor. Bu testler sadece konuşulan 33 bin çift için yapılmıyor. TSE'nin tespit ettiği başka zehirli ayakkabılar da var. Mayıs ayından beri akletteyiz. O zamandan beri yapılıyor. Bu elimde tuttuğum zehirli bir ayakkabı geçen hafta bu laboratuvara geldi. Gümrük Bakanlığı'nın açıkladığı o ayakkabılarda ama bilinmiyor. Çünkü burada sadece test yapılıyor ve bakanlığa sonuçlar gönderiliyor. Ama işte bu ayakkabıda da fitalat değeri olması gerekenden fazla çıktı. Ve işte dikkat edilmesi gereken o ayakkabılar. Bakanlığın fotoğraflarını yayımladığı zehirli ayakkabıların tamamı kışlık. Erkek botları ağırlıkta. Çocuk çizmesi, kadın bot ve çizmesi de var. Ayakkabısından şüphe duyanların bakarak ya da koklayarak anlama şansı yok. Profesyonel test şart. Hemen biz onları tahlile gönderiyoruz. Hiçbir ilave, onlara en ufak bir maliyet veya bir şey katlanmak durumunda olmadan tümünü biz hallediyoruz. TSE.org.tr sayfasından bize talepte bulunabilirsiniz. Olumlu mu değil mi raporunu alabilirsiniz. Tüketiciler şikayet için Alo 175'in yanı sıra www.tüketici.gov.tr adresine de başvurabilir. Yani Çin'den gelen çok güzel şeyler de olabiliyor ama çok kötü de olabiliyor. Yani o yüzden onu suçlamak çok doğru değil. Avrupa Birliği'nden gelen ayakkabılarda da uygunsuzluk var. Evet, bu uzmanın